Burnumda alerjik rinit denilen alerjik bir durum var ve bazen burnumda da aynı zamanda kanama olabiliyor. Doktorum namaz kılmamda ya da abdest almamda bir sıkıntı olacağını söylemedi. Fakat hemen hemen bir hafta önce secdeye gittiğimde burnumda kanama oldu. Secdeye kafamı koyduğumda dişlerimde ve başımda sıkışma yani zorladığını da hissediyorum. Kısaca soracağım, burnumda alerjik durum varken ve kanama oluyor diye abdest alırken burnuma su çekmiyorum. Üstünü meshediyorum ve oturarak namaz kılıyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Şimdi burada iki mesele İki var. mesele var, evet. Evet. Birincisi bu kardeşimizde burnunda var olan bir hastalıktan dolayı kanama sıkıntısı var. Ama diyor ki burnuma su çekmeyecek olursam bu kanama olmuyor. Evet. Eğer meseleye böyle bakacak olursak bu kolaydır. Çünkü abdestte zaten burnuna su çekmek, ağza su vermek yani mazmaza ve istinşak sünnettir. Yani bunda böyle bir durumda söz konusu ise ağza ve burnuna, ağza vermesine bir sıkıntı yok diyor, burnuna vermemde diyor. Burnuna su vermeden normal abdestini alabilir. Yani bu en fazla bu sünneti terk etmiş olur ama buradaki gaye keyfi bir uygulama değil. Çünkü abdesti bozan bir durumdur ki böyle bir imkanı da varsa zaten burnuna su vermeden abdest alması gerekir. Ama diğer bir mesele, ha tabii burada usulü ayıralım. Yani usulde mazmaza ve istinşak farzdır. Yani ağza ve burnuna su vermek farzdır. Kanamanın olması usta mani değildir. Yani bir insan usul abdesti alırken o anda abdestini bozucu başka bir işlemlerin bulunması usulle iltibatlandırılmaz. Usul sahiptir. Belki abdesti bozulur, namaz kılamaz. Onun için ayrı bir abdest alması gerekecektir. Yani uslu gerektiren bir durumda bozulur. Abdesti gerektiren bir durumda usul bozulmaz. Bu önemli. Bunu bazı kardeşlerimiz karıştırabiliyor. Yani ben boy abdesti alıyorum. Boy abdesti alırken affedersiniz yerlenmem boy abdestimize zarar verir mi? Veyahut işte herhangi bir vücudumun bir yerinde sivilce vardı, kanadı. Bu boy abdestime zarar verir mi? Vermez. Boy abdestini gerektiren durum bellidir. Cunupluluktur. O işlem tahakkuk etmedikçe sadece abdest bozulmuş olur. Ama boy Boy abdestinde yapısı mani bir bozulmaz. durum olmayacaktır. Dolayısıyla soruyu birinci konumunu bu şekilde Yani burada değerlendirebiliriz. da şimdi hani burnunda sıkıntı var. Doktor hani su alabilirsin diyor ama aldığı zaman Abdesti bozuluyor, kanama oluyor. kanama oluyor. Dolayısıyla abdesti bozuluyor. Bozuluyor. Ama ben burnuma su vermeden abdest aldığım zaman ise bozulma olmuyor. Burada doktorun verdiği beyan o kadar önemli değil. Çünkü burada sağlık açısından kullanması doğru mu değil mi değil de kullandığında abdestini tutamama durumu söz Ama konusudur. gusülde bu fark etmiyor. Fark etmiyoruz. Usulde Gusülde alacak. alacak. Alacak ama eğer doktorun burada eğer burnuna su vermesini yasaklaması söz konusuysa o da ayrı O bir zaman konu. ayrı. O zaten bir mazeret olacaktır. Ama öyle bir durum söz konusu değil ki kardeşimizin Onu da ifadesinden bu söyleyeyim. anlaşılıyor. Çünkü sadece abdesti bozma olayı var. Yani kanamanın abdestini alırken burnuna su vermez, o şekilde abdestini alır. Burnuma mesh ediyorum dedi, ona Yani gerek burnun yoktur. ucunu böyle O herhalde zaten şey yapıyor. yüzünü Yüzünü yıkayacaktır. yıkıyor Yüzünü zaten. yıkarken burnun dış tarafı yıkanması gerekir. Bu Evet. abdeste farz olandır. İçine su vermesi farz değildir. Bunu ayıralım. Ancak soruyu ikinci açıdan baktığımız zaman diyor ki namaz kılarken secdede baskı olduğundan dolayı da bir kanama Dişlerimde ve olabiliyor. kafamda baskı oluşuyor Baskı diyor. oluyor ve o hastalıktan dolayı da burnundan bir kanama Evet, geliyor. zorladığı için kanıyor. Bu oluşmasın diye namazımı imale kılayım. Evet. Peki burada o zaman soruyu şöyle algılayalım. Birincisini iptal edelim. Şöyle bir mesele. Kişi özürlü olarak özür abdestiyle abdest alacak ve o şekilde rükû ve secdeli namaz kılacak veya aynı kişi normal abdest ile imayla namaz kılacak. İkisi arasında neyi tercih edelim? Evet. Yani iki mesele oluşmuş oldu sanki. Bir adam düşünün ki bu kişi için iki şık vardır. Evet. Ya özürlü konumunda olacak, özürlü abdest alacak. Yani vakit içinde abdestini alacak, o kanama olsa da namazını kılacak ama rükû ve secdesini yaparak. Veyahut da bu kişi imayla namaz kılarsa, yani oturarak namaz kılarsa Normal özürlü abdest abdest alacak. değil, normal abdestiyle namazını kılacak. Hangisini Yani tercih ya edecek? namazdan fedakarlıkta bulunacak ya Ya abdestten. abdestten fedakarlıkta bulunacak. Bu konuda tercih hangi yönde olmalıdır? Yine bu konuya baktığımız zaman kaynaklarımızda var olan bir meseledir bu. Yani çok yabancı bir konu değildir. Evet. Orada da şöyle bakılıyor. Deniyor ki bu iki işlem, işte abdestsizlik, yani özürlü hali diyelim ona, bir de imayla namaz kılma. Bu harikulade bir durum olmaksızın keyfi bir uygulama olarak bunlardan hangisinin yapılabilirliği var? Yani bir insan keyfi olarak ima ile namaz kılabilir mi?
Bir insan keyfi olarak herhangi bir mecburiyeti bulunmaksızın, bir hastalığı bulunmaksızın kendisinde abdesti bozucu bir durum olduğu halde namazını kılabilir mi? Fukaha bu tahlili yaptıktan sonra şöyle bir cevap veriyorlar. Diyor ki bir insan seferdeyken binek üzerinde nafile namazı ima ile kılabilir. Hiçbir mazereti olmadığı halde. İma derken baş işaretidir. Evet. Secdeyi biraz daha fazla eğiliyor, rükûsunu biraz daha az eğiliyor. İma dediğimiz olay budur. Hakikaten bir insan nafile bir namazı şehir dışında binek üzerinde ima ile kılmasında herhangi bir mani yoktur. Her kitabımızda var, bu ilmal kitaplarında bile vardır. Ama bunun ötesinde keyfi olarak abdestsiz namaz kılma diye bir şey yoktur. Ve abdesti bozucu bir durumla beraber namaz kılma diye bir şey yoktur. O yüzden deniyor ki bu kişi hakkında rükû ve secdeli namaz kılıp da özürlü namaz kılacağına özürsüz abdestini alsın ama imale namazını kılsın. O zaman buna vereceğimiz cevap dediği doğru. Gibi madem ki secdeye gittiği zaman burnunda kanama geliyor, kan da abdesti bozuyor, o zaman özürlü abdest alacak gerek yok. Sen o kanamayı bir şekilde bertaraf et. Neyle bertaraf ediyorsun? İmale namaz kılarak. O zaman normal abdestini alırsın, namazını da imale kılarsın, tam kamil bir abdestiyle namazını kılmış olursun. Biz diğer mesele anlattıklarınıza bakarak kendimiz bundan bir tahlil yapmış olsaydık hocam, ilkini tercih ederdik. Çünkü rükû ve secde namazı hani önemli demiştik ya. Ama biz, abdest de önemli. Evet, abdest de önemli. Bakın bunun bir örneği de hatta ikinci soruda olsa gerek aslında bir nebze işaret etmiştik. Evet. Hani dedik ya bir insanın elinde bir miktar su var. O suyla elbisesinin necasetini temizler ama abdest alamaz. Evet. Abdest alırsa da necasetle namaz kılacak. Hangisini tercih eder? Dedik ki orada necaseti temizlesin. Evet. Niye necaseti temizlesin? Çünkü necasetle beraber namaz kılmaya dair bir şey yok. Bir halef yok, bir şey yok. Ama abdestsiz teyemmüm onun halefidir. Yani bir alternatifi vardır. O zaman tercihi de bu yönde yapılmalıdır. Evet. Bu konuda aslında onunla alakalı. Evet, ona benzer bir şey hocam.